İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Ditsuhi Tanrıça Anahit'in başı Batı Ermenistan'da bulundu. Batı Ermenistan'ın evlatları Soğuman Soğumonyan, Gomidas. Zakar Keşişan'ın Yerevan'daki ilk konseri, Arca halkını buluşturdu. Almanya'dan 25 Ermeni sanatçı tek sergide Leipzig Ermeni Kültür Derneği'nin Parajanov'un 100. yıl dönemine ithaf ettiği faaliyet. Bu bir yanılsamadır. Andrei Nikolin Bakü'nün açıklaması üzerine. Ahal -Kalakı günü 5 Eylül'de kutlanacak. Cavaktan Karine Ararat'ın zirvesini fethetti. Eski Ermeni topraklarında Batı Ermenistan'da dikkat çekici bir buluntu keşfedildi. Kazılar sonucunda Ermeni kültür mirasının müstesna bir parçası olan Ermeni Ditsuhi Tanrıça Anahit'in baş heykeli bulundu. Bereket, doğa ve annelik tanrıçası Anahit, Ermeni inanç sisteminde geniş bir yer tutuyordu. Onun ibadeti tüm Ermenistan'da ve özellikle Büyük Ermenistan'ın Ardaşesyan hükümranlığı döneminde yaygındı. Bu tür keşifler Ermeni kültürünün ve manevi mirasının korunması açısından büyük önem taşıyor. <laughs> Gomidas sadece Antun'u yazsaydı bile bu onun büyük sanatçılar arasında yer almasına yeterdi. Claude Debussy böyle diyordu. Gomidas Vartabet, Soğumon Soğumonyan, Ermeni halk şarkılarını ve müziklerini toplayıp yazan bir besteciydi. Bu da onu dünyadaki ve Ermeniler arasında en ünlü Ermenilerden biri yaptı. Ermenilere karşı uygulanan soykırım, Armenosit'in yol açtığı yıkımdan kısa bir süre önce yaptığı kapsamlı ve detaylı çalışması, Ermeni kültürünün tükenmez arzinesinin kayıt altına alınmasında ve doğrudan yok edilmekten kurtarılmasında büyük rol oynadı. Gomidas, Küçük Asya'nın Kütahya şehrinde doğdu. Çocukluğunda anne ve babasını kaybeden Gomidas, Ermeni Apostolik Kilisesi'nin ruhani merkezi olan Eçmiyazine götürülerek Gevorkyan Ruhban Okulu'na girdi. Olağanüstü sesi ve yeteneği hemen göze çarpıyordu. Katolikos onu sık sık misafirlerin önünde konuşmaya çağırıyordu. Gomidas, ilahiyat, Okulunda okurken köy köy dolaşarak Ermeni halk şarkılarını toplayıp yazdı ve ardından eğitimine devam etmek için Tiflis'e Makar Ekmalya'nın yanına gitti. Hrimyan Hayrik'in aracılığı ile Aleksandr Mantashev'den maddi destek aldı ve Berlin'deki Humboldt Üniversitesi'nde okumak üzere Almanya'ya gitti. Komidas eğitimini tamamladıktan sonra Eçmiyazine döndü ve kendisini daha büyük bir şevkle şarkı toplama işine adadı. 3000'den 5000'e kadar şarkı topladı ve bunların sadece 1200'ü bize ulaştı. Bu dönem dermenler ve ötesinde kendisine büyük itibar kazandıran eserler de yarattı. Bir süre sonra Konstantinopolis'e taşındı ve müzik faaliyetleriyle ünlendi. 24 Nisan'da Gomidas tutuklanarak birçok Ermeni aydınla birlikte bir esir kampına gönderildi. Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Henry Morgenthau ve bazı Türk arkadaşlarının müdahalesi sayesinde Gomidas yalnızca fiziki olarak kurtarıldı. Çektiği acılar ve çağdaşlarının vahşice öldürülmesi Gomidas'ı geri dönülmez bir şekilde değiştirdi. Bir süre Konstantinopolis'te yaşadıktan sonra Paris, Viljuf Psikiyatri Hastanesi'ne gitti ve orada Ermenilere uygulanan soykırım Arminosit'ten 20 yıl sonra 1935'te vefat etti. Hiçbir zaman yayınlanmayı başaramadığı birçok ciltlik çalışmasına daha sonra ne olduğunu bugüne kadar kimse bilmiyor. Gomidas'ın Ermeni müziğinin ve genel olarak Ermeni kültürünün soykırım Armenosit sonrasında yeniden canlanmasına katkısını abartmamak zordur. Batı Ermenistan'daki Ermeni toplumu ve tüm dünya özverisi ve Ermeni kültürünün korunmasına yaptığı paha biçilmez katkılardan dolayı ona gerçekten borçludur. Piyanist, duduk sanatçısı, Şuşi'nin Varanda Korosu'nun kurucusu, sanat yönetmeni, tüm Ulusal Ermeni Eğitim ve Kültür Birliği Merkez Bölüm Başkanı Zakar Keşişyan tarafından Artsakh'tan piyanist Nadejda Hagopyan ile birlikte Gomidas Müze Enstitüsü'nde konser düzenlendi konserin adı Birlikti. Bu Arsak'ın işgalinden sonra Zakar Keşişya'nın dışındaki Arsak halkını bir araya getiren ilk konseri. Son 30 yılda Zakar Keşişan Arsak halkının gözdesi haline geldi. Bu nedenle konser kültür sever halkının tekrar bir araya gelip en sevdikleri müzisyenin performanslarının keyfini çıkarması için iyi bir fırsat oldu. Konserde Artsah Piskoposluğu Başkanı, siyasi ve kültürel şahsiyetler de hazır bulundu. Zakar Keşişan, Artsah'a ilk kez 1988 yılında Yerevanlı bir grup öğrenciyle konserler vermek için geldi ve Artsah'a ilk görüşte aşık oldu. Şuşi'nin Varanda Korosu, Şuşi'nin kurtuluş yıllarında kuruldu. Varanda Korosu, o dönemde kurulan Aram Manukyan Okulu'nun kültür gruplarından biriydi. O günden bu yana Zakar Keşişan Artsakh'tayken her yıl iki ayını koruya ayırarak yeni repertuarla yeni konserler hazırladı. Bu 30 yıl boyunca koro için 160'ın üzerinde şarkı bestelendi. Leipzig Ermeni Kültür Birliği organizasyonuyla Paracanov'un 100. yıl dönümüne ithafen Almanya'da yaşayan yaklaşık 25 Ermeni sanatçının eserlerinin yer aldığı bir sergi etkinlik düzenlendi. Sanatçılar eserlerini paracana motifleriyle sundular. Farklı şehirlerden sanatçıların çoğu resimlerinin konularını sundu. Sanatçı Anahit Mıgırdıcan, Paracanov'un biyografisini kısaca sundu. Artem Sarkisyan geceyi Ermeni dudukuyla ısıttı. Açılışta Rahip Hagop Hagopyan ve Doğu Ermenistan Büyükelçiliği temsilcisi Saak Yegyazaryan'ın yanı sıra Leipzig şehrinin çeşitli kültür derneklerinin temsilcileri de hazır bulundu. Etkinlik Leipzig Kültürler Arası Haftaları çerçevesinde ve ayrıca Yerevan Leipzig Kardeş Şehirler çerçevesinde ve Doğu Ermenistan Büyükelçiliği İşbirliği ile gerçekleştirildi. Sergi 14 Eylül'e kadar devam edecek. Ardından Almanya'nın farklı şehirlerinde sergilenecek. Siyaset bilimci Andrei Nikolin, Alfa Nüfse verdiği raporajda. Bakü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Aciyev'in uluslararası toplumun Doğu Ermenistan Silahlı Kuvvetlerine kısıtlamalar getirmesi gerektiği yönündeki açıklamasına atıfta bulundu. Siyaset bilimci Andrei Nikolin yaptığı açıklamada bu bir yanılsama. Bu tür gözlemler düzenli olarak yapılıyor. Bakü olası bir barış anlaşmasının imzalanması için arka planda oynanan bir oyun gibi gösterilen bir ortamda Anayasa değişiklikleri ve sınırlara ilişkin kararlar talep ediyor. Bakü dengesizliği hatırlatarak baskı uygulamaya devam ediyor. Ancak bu Doğu Ermenistan'ın hiçbir şekilde zorlanacağı anlamına gelmiyor. Çünkü bunun için gerçek bir savaşı kazanmak gerekiyor. Ancak kimse böyle bir şey beklemiyor. Çünkü sonuçları uluslararası izolasyon şeklinde Baküye çok pahalıya mal olacak bir yıl aşkın süredir barış antlaşması sınır belirleme ve ulaşım koridorları konularında perde arkasında müzakereler sürüyor. Bu sürecin bir parçası olarak Bakü düzenli olarak bu tür sert açıklamalarda bulunuyor dedi. Ahalkalak Bölge idaresinden verilen bilgiye göre Ahalkalak Şehir Günü kutlamalarının bu yıl 5 Eylül'de yapılması planlanıyor. Ahalkalak Şehri bu yıl 960 yaşına giriyor. Tören etkinlikleri Ahalkalakı Merkez Parkı'nda saat 13'te başlayacak. Ahalkalak Belediyesi'nin bu yıl şehir günü kutlaması için 50 bin gel tahsis ettiğini de belirtelim. Geçen yıl 2023 yılında ise 35 bin larit tahsis etmişti. Garine Oganesyan Ararat Dağı'nın 5137 metre yüksekliğini aşmayı başaran ve Kutsal Kitap İncil'deki dağın tepesinde Cavak'tan Ararat'a yazısını bulan az sayıda Cavaklı'dan biridir. Kahraman kızımız daha 18 yaşından itibaren uçuş atlı yürüyüş kulübü ile birlikte dağlara tırmanmaya başladı. Ararat Dağı'na tırmanma fikri geçen yıl Ağustos 2023'te ortaya çıktı ancak Ağustos 2024'te gerçeğe dönüştü. Elbette endişelerin olduğunu ancak bunların Ararat Dağı'nın zirvesine tırmanmasına engel olmadığını belirtiyor duygulardan bahsederken Garine şunları söylüyor. En sevilen duygular hem zirvede hem de yükseliş sırasında her an hissetmeye çalışıyorsunuz. İyi insanların desteğini hissettim ve korkularımı ve düşüncelerimi yenecek iradeye sahiptim. 19 yaşındaki Garine Oganesyan, Ahalkalak bölgesinin Sulda köyünde yaşıyor. Sayın izleyiciler ve sevgili soydaşlarımız bugün için bu kadarını gördük hoşçakalın.